Bu videoyu geride bıraktığımıza göre, bu katman ötesi videoyu, benim sizlerle beraber izlemek istediğim bir video var. Sizle beraber izlemek için gerçekten izlemedim bu arada videoyu. Mustafa Muti izlemiş izle. ama yayında. İzledin mi sen? Evet, Muti Harbi mi? ile izledim. İkinci kez mi izleyeceksin Yine şimdi? sarar ama. İzleyelim. Tamam. Bu videodan sonra da bu arada Omegle videosunu izleyeceğiz. Ali Biçimler'in sizlerin de istediği üzere. Hadi bakalım, let's go. What is sexy? Oh my God. Abi merhaba. Ya biz yurt dışına çıkacağız da nereden gidiyoruz? Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra değil, bu sefer erkenden çektim videoyu. İstanbul yeni... Mustafa geldi mi bu arada? Bilmem, bakayım mı? Bir bak. Limanındayız. Kardeşim İsmail ve... Gelsin bir selam versin be içerideyse. Yabancı mıyız abi? Biz o kadar senedir hukukumuz var. Bir diğer kardeşim Cihan'la birlikte Meksika'ya gidiyoruz. Basbayağı Meksika'ya gidiyoruz. Kimse yabancı İspanyolca değil. Bu arada İbo'nun storylerinden gördüğüm kadarıyla şey oldu. İsmailler falan döndüler. İbo ben devam edeceğim deyip kaldı falan filan. Bayağı ilginç. Bilmiyor. İngilizce çok az. YouTube'a ilk böyle Videoyu kısabilirsin biraz. Kısayım. Meksika yazdığınızda Meksika'ya gitmemek için sebepler diye videolar çıkıyor böyle. Hepsi de en çok izlenmiş. Kısacası arkadaşlar dünyanın en tehlikeli ülkesine doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Bize bakıyorlar şu an. Çok Çekme, çekme. sakın Ayıptır çekme. Ne ayıbı oğlum. Meksika Gelmemiş. Harbi mi? Cyber burada. Şaka yapıyorsun. Ne yazılıyor? Ne? K'yle mi yazılacak ama Meksika nereye yazılacak? Abi. Otel deseniz ayarlamadık. Araba deseniz ayarlamadık. Kalacak yerimiz yok, yemin ederim size. Yani 3 tane deli. Nereye gidelim? Meksika. Meksika bizim hayallerimizin arası. Çok pardon arkadaşlar. Cyber'ın Mustafa'ya gelmesi bir yasakmış. neredesin diye bir sorayım. Yüzüne hiç açmadığı için daha. Aa, Cyber burada. Gidip bir gelmez arkadaşlar, gelmez. Yasak. Gelmez. Arasındaydı. Ulan dedik işimiz de yok şu an. Hani işler de durgun. Korona da var. Ben business uçacağım. Buranın business'ını çok övdüler. Daha önce bir arkadaşım gitmişti. Business fiyatı yaklaşık olarak 36 bin TL gibi. Aynen 36 bin TL'ydi. Ne? Bakalım verdiğimiz paraya değecek mi? İlk olarak size business uçak deneyimimi paylaşacağım. Ulan İbo, Business. 36 bin TL mi verdin? Ondan sonra da Meksika'nın içinde vlogger çekeceğim. Bakalım. Buradan kabul edemiyoruz yolculuğu. Otel rezervasyonu bize göstermeden kabul edemiyoruz. Airbnb'den ev tutacağım. Bitti. Tamam, üçümüz anlıyorum. kalacağız. Tamam, anlıyorum ben seni de. Adamlar kabul etmiyor. Ben ne yapayım yani? Şimdi Adamlar tam bu şekilde bu şekilde olmuyor mu? Bu şekilde olmuyor. Hayır. Otel rezervasyonu göstermek zorundasınız burada. Aksi halde uçamıyorsunuz. Arkadaşlar bu abi olmasa yemin ederim Meksika'ya giremiyordum. Yaklaşık yarım saattir. Bakın filme. Nasıl yani bu? Gerçekten bunu riske attın mı ya? Bu abi olmasa gidemiyordum diyor. 36K vermiş uçak biletine. Vallahi bize yardımcı oldu baya. Baya evet. Çok teşekkür Su bile verdi bize. Su bile verdi. Su gibi aziz ol abi. Afiyet olsun. Kendine çok iyi Yolunuz bak. açık olsun. Allah'a emanet. Tanıştığımızda çok memnun olduk. Neyse moralim falan alt üst oldu. Dedi ki giremezsiniz dedi. Ne oteliniz var ne dönüş biletiniz var dedi. Bir şekilde hallettik. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Daha başımıza neler gelecek bakalım. Bu arada arkadaşlar aranızda hala duymayan varsa Eren şu an 103K Harbi ya. Anladık ya. izleniyormuş. Ay, harbi anladık ya. Anladık abi. Sayaç mısınız siz ya? Evet. Geldim şu anda. Tam burası. Siz sakin olun. Yok ses çıkamayız. Yolların üstünde. Bak çok kamera bağırıyorsun. Gözlerim. Abi var mı bizim? Abime bak, VIP'de bize bak. Hostesle oturuyorsun. Ay İbo bir de kendini almış. Biznes biletini diğerleri arkada oturuyor. Abi sen işte tamam. Ayıp ediyorsun. Ayıp ettim. 9 dakika kalmış. 11-12 saat boyunca yaptım ben. Ben direkt tek giderdim. Oğlum girdik lan. 506, 507, 510. Hop, bezolar Arkadaşlar dünyanın en tehlikeli ülkesinden dünyanın en tehlikeli üçlüsü hepinizi selamlıyor. Mexico City, El Porton. Neredeyiz lan? Neredeydik lan Meksika City'de? Geldiğimiz gün Meksika'da tatil günüymüş. Meksika'da pazartesi günü tatilmiş. Meksika'da elimizden geldiğince size 10 numara videolar çekmeye çalışacağız.
Nasıl ya hala buna koyayım ya? Şu an konumu açtık. Mekke. Oy nazi nazi nazi. Şu an şeydeyiz. Burası Mexico City merkezinde. Oo, şapkalara bak. TikTok. Oo, oh, amigo. Amigo bir koyacağım. Oo, bu ne lan? What is this bro? Oğlum bu şeyler yeni geldi ya, bu kulaklıklar. Hı-hı. Bu kulaklıklar yeni geldiği için jeller kulağın daha şeklini almadı ya. Hı-hı. O kadar kulağım acıyor ki. Geçen gün benimkini taktın. Kulağın acıdı mı? Hayır. Senin kulağın benimkinden büyük ya, oturmuş. Büyük mü lan benim kulağım? Büyüktür. Benimkinden büyüktür. Benim küçücük. Oğlum senin kulağın niye bu kadar küçük lan? Bilmiyorum ki. Oo, küçük kulaklar yaramaz oluyormuş. Yaramaz mı? Ne alaka ya? Niye öyle böyle bir info var elimizde? Küçük kulaklar yaramaz oluyormuş. Okay, give me. How much peso? Peso. 30. Okay, give me. Okay, give me. Oh, bu ne? TL peso kuru nasıl peki? Biliyor muyuz? Hiç bizimki bilgimiz daha var mı? Bizimki daha değerlidir bence. Bizimki daha değerlidir tabii. 30 peso verdiler bir tane şeye, sodaya. Artık soda mı, bira mı tam anlamadım ama. Bilen varsa yazsın bir çete ya. Işıktan kırmızıyız. 1 peso 40 kuruş. Anladım. Yani bu aldıkları şey 30, 12 lira. Eyvallah. What is this? Limon. Yemin et. Allah'ın değişik bir tadı var. Oğlum tatlı Churchill lan. Bu ne lan? Koy koy. Arkadaşlar elimizden geldiğince size güzel video çıkarmak için her yere geziyoruz. Vallahi şu an neredeyiz? Ghetto bir mahalle. Ben bir an önce Şemman ve kısmını bekliyorum bu arada. Yeter ki siz içiniz hoşunuza gitsin. O ne öyle? Komik bulun, eğlenin. Siz de emeğimizin hakkı olarak videoları izleyip yorumlayın. Bak like olun. Az önceki adam kahkeli öğesi daha sanki. Yani sizin yorumlarınız benim için önemli. Ben yorumlarınızı önemiyorum, ona göre devam ediyorum. Siz mesela Hindistan vlogunu çok beğendiniz diye bakın. Hindistan vlogu bir ayrıydı ama ya harbiden. Hindistan vlogu çok iyiydi. İnşallah bu da o kadar iyidir. Meksika'da daha güzelini çekiyoruz. Yani daha güzelini çekmeye çalışıyoruz. Hindistan'da Ivo ile Jordi diye fotoğraf çektirmeleri inanılmazdı harbiden. Burada da. Harbi mi? Bize bakıyorlar şu an. Çok... Çekme çekme. Sakın çekme. Ne ayıp oğlum. Amigo hay. Selam verdik. Vallahi amca bize selamımızı bile almadılar. Evet, böyle bir yer. Gerçekten tehlikeli bir bölge. Yalnız başına gelecek biri için. Ama biz zaten İstanbul'da biz tehlikeliyiz anasını. Hemizin hakkını... Oo dur lan dur. Sorry. Oğlum katana çarptım. Son gaz devam ediyoruz. Hala Mexico City'deyiz ama bilet aldık. Cancun'a geçeceğiz. Cancun cennet gibi bir yermiş. Öyle diyorlar. Allah anlatıldığı gibi hiç korkunç değil. Burada Meksika anlatıldığı gibi hiç korkunç değil. Ya. Bir önceki videolarımızdan da anlamışsınızdır. Bir sıkıntı çıkmazsa neredeyiz? Cancun. Cennet gibi bir yerdeymişiz. Bunlar Meksika'nın kıyafetleri mi? Daha çok Hindistan kıyafetine daha çok benziyor ya bunlar. Çıplaklar kampı mı dersiniz? Jet skiler mi dersiniz? Partiler mi dersiniz? Diskolar mı dersiniz? 5 dakika önce polis tarafından dolandırıldık. Arkadaşların keyfi çok iyi. Gasp edildik. Allah belamızı versin. Gasp edildik. Meksika polis tarafından gasp edildik. Şu an... Meksika bu arada korona vakalarında bitmiş durumda mı? Bilmem. Yani kurtulmuşlar mı onlar? Niye? Bakayım. Arabayı kiraladığımız arkadaş bizi havalimanına bırakıyor. Meksika'dan... Hiç sokakta maskeli kimse yok ki. Evet. Cancun'a doğru seyahat ediyoruz. Nasıl gasp edildik? İstersen sen anlat amca. Şu an... Tamamen... Carlos? Arabayı Jihan sürüyordu. Oğlum dedi polis sağa çek diyor. Ben de çek o zaman dedim. Sonra geldi bize Translate'den... İngilizce bilmiyordu. Translate'den İspanyolca... İşte kemer, arkadaşınız kemer takmadı. Ama arkada oturan. Evet, arkada ihtimal oturuyor. İkimizin kemeri takıldı, sonra kemeri takıldı değil. Bunun için 8000 euro, 8200 peso para vermeniz gerekiyor. Yoksa ehliyetinize 9 gün boyunca el koyacağım. Aynı zamanda ruhsata. 9 gün boyunca... 8200 peso mu? Bu arada dün Meksika'da 480 kişi ölmüş korona. Baya 4K 5K para vermişler ha durup dururken. Alamayacaksınız. Ulan biz de havalimanına doğru gidiyoruz. Kardeşim diyoruz. Hani Türkiye'de böyle değil. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun sen? Biz Türkiye'den geliyoruz. Ayıp değil mi falan. Hayır dedi. O zaman 8000. Eğer hemen halletmek istiyorsanız bana 8000 peso vereceksin. 8000 peso da 2000 lira para yapıyor.
yanlış biliyorsam. Aklıma gelmiyor şu an, hesaplayamam da. Él nos puede ayudar como guía de turistas y también tengo una chica. Her neyse, biz buna dedik ki yok dedik, bak böyle böyle bizim işte 2000 pesomuz var. Kabul ediyorsan et, etmiyorsan etme. Kabul etmedi, biz de parayı vermek zorunda kaldık. Her şeyini aldılar lan. Allah belanızı versin. Rüşvet çok orada. Abi o zaman 8200 peso ceza keseceklerine 1000 peso rüşvet verselerdi. Evet. Madem yani orada bu kadar yaygın bir şey. O da garip yani. Ulan direkt var ya, nasıl tadım kaçardı biliyor musun? Arka koltuktaki kemer takmıyor diye 4K para ödesem. İner inmez. Harbiden çok tadım kaçardı. Şuraya bak, her şeyimizi aldılar. Anasını satayım. Şampuan, jöle, hiçbir şey kalmadı. Ceza kesilmedi ki, adam aldı parayı. Ha, gerçi mantıklı yani. Aynen. Şu an nereye gidiyoruz? Cancun. Cancun'a gidiyoruz. Çıplaklar ve Cancun'a. Etrafımızdaki bütün insanlar, yani bu uçağa binmek üzere gelen bütün insanlar orada seks yapmaya gidiyor. Yani yine birileriyle bir şeyler konuş. Ha, rüşvet olarak 8200 peso vermişler. Ceza ehliyete el koymakmış. Oha. Oo. Zaten taksiye bindiler ya sonra. Yo, dil bilmeden, bir şey bilmeden. No. Wait, wait. Bye. Cali, Cali, Bajel, Cauca, Salsa. Salsa. Ya, 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 ya. Unas mujeres. Good girls. Oh. Oh my god. Daha ortamları bulamadılar. Bu bizi sikecek. Not fuck me. Not fuck me. Not fuck me. Aşkım, bir şarkı açtı dinleyek. Onda da arayasını beklemeni yapıp anasından verdim. Evet arkadaşlar, sonunda Cancun'a varabildik. Size kaldığımız oteli göstereyim. Kaldığımız otel... Ooo, Antalyalara. Antalya Magic Break Oteli. Benziyor ha. Böyle bir yerde. Otelin ismi... Ama burası benzemiyor işte. Görüyor muyuz? Buradan benzemiyor. Gecelik 3 kişi için yaklaşık 1000 TL gibi bir ücret. Şimdi kadınlar plajından bir yere gideceğiz. Kadınlar plajına niye gidiyorsunuz ya? Çok açık değil mi her şey halbuki? Şöyle kapıyı açayım. Oo, öndeki manzaraya bak. Ünlü futbolcu Hakan'ın al. Plajlarından bir yere gideceğiz. Arkadaşlar... Namus maçlarına sadece istiyoruz biz. Başka hiçbir etkinlik yapamıyoruz arkadaşlar. İbo'nun yüzünden. Benim yüzünden? İbo'nun yüzünden. Gerginlik var, gerginlik var. Kararı yüzünden. Arkadaşlar sonunda tripod aldım. Bu elimde gördüğünüz tripod. Bak böyle bir tripod. Şunu 70 dolar aldım. Burası var ya, anasının nikahı gibi pahalı. Çok pahalı. Amca terlik yok burada. Aşağıda var mı? Davay. Gördün mü? Not shoes. Terlik aman akım. Terlik neydi ya? Stock. Stock. You know stock? Stock? Stock. Oğlum terliğin İngilizcesi. Sandal değil mi ya? Sleepy. Yok. Sleepy değil. Sleepy uykulu demek. Hayır. Slipper. Slippers. Slippers. Aynen. Ha. Şaka gibi. Stuck mı? İbo yine pornodan öğrendi. Serpiştirmiş araya stuck. Slipper. Slipper no. You have no. Gel. Flip flop. Evet, flip flop parmak arası oluyor. Flip flop. Gucci flip flops. Öyle bir şarkı vardı. Bad Bobby'nindi galiba. Slipper'miş. Arkadaşlar buyurun, dondurma açıyor. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Alo. İbrahim Traver de buradan yedi. Ne? Geldik. Şimdi biletlerimizi gösterip jet ski sürat teknelerine bineceğiz. Nereden lan bunlar? Hello. 15 dakika, 8 dakika geç kaldığını söylüyor. No problem, we are now going. No, no, where? 8 dakika geç kaldık diye almıyordu bizi lan. Şey diyor hani. 8 dakika geç kaldım, burada insanlar bekliyor. Haklı. Arkadaşlar bu arada İngilizcemle dalga geçiyor olabilirsiniz ama yani sokak İngilizcesi bu. Sokaktan İngilizce. Valla derdini anlatıyor mu anlatıyor. Anladım. Yabancı ülkede abi, hayatta yani. Kalıyor mu kalıyor. Karnını doyuruyor mu doyuruyor. Kafi. Yeter. Ne yapacak yeter. Abi, argumentative essay mi yazacak bu adam? Öğrendiğimiz İngilizce. Biz de bu şekilde cesaret edip buraya geldik. It works the same like a car. Nobody have brakes on the water. Hey. Yok, koyun yok. Ne yapıyorsun? Bak herkesi geri çekti. Herkesi geri çekti. Sorry. Kimse panik yapmasın. No panik. Tamam. Okay. No panik. İnsan. Oğlum mükemmel lan bu. Yavaş. Tamam sakin ol. Yavaş gidiyorum lan. Hadi be. Asma. Yavaş. Harbiden ha. Sakin ol lan. Ya farklı alırsın. Sağ ol. Ne olacak lan?
İso'ya kışkırtma. Korkmaktan değil. Fazla yüzme bilmiyorum. Şu an okyanusta oynuyorum. Aynen. Hani harbiden okyanus ortasındayım. Nereye geldiler lan? Nasıl kaybolmadan gidiyor böyle? Adaya geldiler ama. Oğlum otel motel kayboldu. Bunlar baya bastı gitti. Panama'ya geldiler. Abi meme var falan yazıyorlar ha. Var öyle mı? Öyle mi? Ömer, Ömer. He? Ömer var mı bir sıkıntı videoda? Meme var falan yazıyorlar videoda. Bun is coming falan yazıyorlar. Ne olacak ya? Nasıl ne olacak? Ne olacak mı? Var mı? Ne bileyim, Muti yemedi hala. Ulan şimdi bize patlar ha. Neyse devam et abi. Ben sordum. Dakika kaçsa söyleyin chat. Orayı bir atlayalım. Siz bir önden izlesenize. İkkan. Dur ben bakıyorum. Tamam. Sen bir izle bakayım. Meme ucu gözüküyor. Ne diyorsun ya? Bakıyorum ben. Ha. Erkek ya, var. Kıyafetler mi? Ha, kıyafetten siz İso ile İbo'dan bahsediyorsunuz. Ya, abi oğlum, adamlar şu an denizdeler. Ortamına göre giyinmişler zaten. Bunda bir şey yok ki. Girişteki hap gibi düşünüyorum işte. Sıkıntı ne? Ha? Sıkıntı ne? Direkt bunu soruyorum. Hoş geldin öncelikle biraderim. Ne haber? Saçlar düzeltilmiş. Saçlar düzeltilmiş tabii de iyi. Sizden ne haber? Vallahi bir gözük istiyorsan be, hiç gözükmüyorsun. Ha? Mutike! Mutike! Mutike muhtarke, ne Mutike yapıyorsun? Muhtarke. Ne yapalım kanka? Saat 9 gibi yayına girdik. Biliyorum. Ondan sonra... Belki 2 saat, 3 saat mi? Yok, 3. saate doğru gidiyoruz. Aynen. 3. saate doğru gidiyoruz. Bir ara res yedik. Bir res mi yediniz? Kanka bilgisayar kendine res attı seninki de. Senin acaba, benim hiç bana böyle bir şey bir başıma gelmedi. Üstünde bilgisayar res laneti olabilir mi? Aynılarının bütün türevindeki şakalar yapıldı bu arada. Evet. Tamam okey süper. Ama ciddi bilgi harbiden res attı kendine bilgisayar. Kanka haber gecikir. Acaba, ben de acaba şunu düşündüm. Bunun tek mantıklı açıklaması şu ya. Sitenin elektriğinde bu sıralar bir problem olabilir mi? Anladım. Evet. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Ama yani hiç reslemedi ki benim bilgisayarım. Hiç i̇şte, ben evet. Tek mantıklı açıklaması bu. Sen de hep yapıyordun ya bir daha, hani o çok garipti. Evet. Sen de düzenli olarak mesela bir bilgisayar açık kalıyor 3 saat 4 saat. 3-4 kere resliyordun. Bir şey söyleyeceğim, sen bu seslerin hepsini... Anne benim keleşim nerede? Gözükemiyorsun değil mi? Kendi aynı makar maalesef. Kendi... Çatto! Gelmiyor oğlum, adam kapının önünde duruyor kanka. Sesini duysunlar bari, bir şey söyle. Duyuyorlar mı? Duyuyorlar. Alo. Duyuyoruz biz. Alo. Lan tamam tamam, o Cyber EG'ler geliyor, sen kesin farkındalar, sen buradasın. Baktım bu arada, yok bir şey, sadece bir kim var. Kanka tamam. Böyle hafif böyle kafayı soktuklar yok mu? Yok kanka. Yok yok. Kendi yayınında artık, kendi yayınında bari bizi de çağır da toplu tamam, girişelim tamam, ilk zaten. Yüzlü yayınına. Yani benim... ya, ilk yüzlü yayın mı? Ben şu an görüyorum ha. Oğlum sen kızı... bir şey söyleyeceğim. Instagram'da gösterdin zaten. Ne bileyim, saçma sapan. Kim bu yasağı koydu ya? Kemal. Kemal mi? İyi tamam tamam. Daha yapacağız hepsi ilk yayında. Tamam tamam, anladım anladım. Tamam. Orada bir sıkıntı varmış abi herhalde. Cyber da bizi görecek mi? Oğlum gördünüz lan Instagram'dan zaten Cyber'ı artık. Arkadaşlar burası muhteşem bir şehir. Burası anlatılmaz, yaşanır. İbo da sanki Üsküdar Ümraniye minibüs hattındayım. Bir baksana İbo'ya. Sanarsın Meksika'da şey sürat teknesinde gitmiyor. Oğlum ben geldim, elimi yıkadım çıktım. İyi yaptın paşası. Ben bunu izledim oğlum, devam et devam et. Biliyorum paşam. Bu arada şey Mustafa'cığım. Kaç gibi açmayı planlarsın? Yani ne bileyim. Sen bitersin, ondan sonra oturum ayarlar olur falan, bir bakarım ne yapacağıma, başlarım. Yani sana
şey yapacağım ya, hostlayacağım, evet. Ya hani tam denk getirelim saatimizi diye söylüyorum senin müsaitliğine dayanarak. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Sen ne düşünüyorsun mesela? Mesela ben diyorum ki sallıyorum. 12.30'da sana doğru ilerleyelim. Okey, okey, okey. 12.30 okey mi senin için? Okey bir saat mi? Sen zaten normalde 12.30'da açmıyor musun? Tamam. Tamam, onu diyorum. O zaman Mustafa Emre Yıldız arkadaşlar ya kendi... 12.30 olmaz tabii ki çünkü şeylerimi ayarlayacağım. Tamam, 12.31 olsun. 31 değil. Sen kapatırsın, ben otururum çünkü bir ben sana sesleneyim mı kapatacağım zaman? Tabii. Tamam. Tabii. Tamam dostum. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Chatten bir diyenler var. Bir mi? Hı. Ama Mustafa'nın 12.30 saati misafir şımarıklığı olmaz. Hayır, bir de olur kanka. Tamam, bakalım gidişata göre karar veririz. Fark etmez oğlum, ben yayın yapacağım zaten. Tamam, 12.30 bir aralığında öyle bir saatte. Zaten belli, anladın mı? Burada hani benim yayınım şu an burada yani. E tabii canım zaten. Sen biz, zaten gitmişsin. Biz devam kedeyiz o zaman bu tip. Hadi. Arkadaşlar burası muhteşem bir şehir. Burası. İyi ki geri geldim be diyen var. Lan var ya, böyle şeyler görünce harbi çok mutlu oluyorum ha. Teşekkür ederim. Ben de sizi çok özlemişim harbiden. Valla umarım yani yayındaki modum, hani modumun yüksekliği size de yansıyordur. Yansıyor. Gerçekten mi? Valla ben çok hype'ım. Tamam, geçiyorsa 10 numara, çok sevindim. Yok ha. Anlatım var, yaşanır. Yani Allah hepinize gelmeyi nasip etsin. Bak bakayım buraya bak. İnşallah sigara olsun. Gelmek isteyen herkes gelir. Manita koltuğuna oturmuş. Maddi biraz yavaş. Biraz maddi olarak biraz pahalı. Öyle durayım size. Onun dışında... Sağdan gideyim mi? Aa, lan. Doğa olarak harika, insanları harika, hepsi sıcakkanlı, hepsi muhteşem insanlar. Yani bakalım buradan size başka ne göstereceğiz. Biz de karşımıza ne çıkacağını bilmeden tamamen spontane yaşıyoruz. Şu var ya, dalgalı yerde... Bu şeyde de oluyor, jet ski'de de oluyor. Dalgalı bir yerde onun seni şöyle uçurması hissi harbiden insanın içini böyle kesiyor. Evet. Soğuk mu lan? Allah'ım ekme! Hiç okyanusta yüzmedim lan. Ben de. Vallahi. Acaba bir değişiklik var mı böyle? Ben bence yoktur, biliyor musun? Dış hatlar bile yapmadım zaten. Ne okyanusu? E tamam işte oğlum. Dış hatlar yaptım. Bende ne oldu? Yine ben de girmedim okyanusa. Bir değişikliği var mı? Ben Yeşilköy'de yüzüyorum onları. Biz yüzdük kanka, hiç çıkmıyoruz. Daha tuzlu. Ay. Efe bugün doğum günüm kanka. Son 7 dakika. Kankacığım şimdiden doğum günün kutlu olsun. Nice güzel senelerine. 17 dakikasıyım. Talassofobisi olan ben. Talassofobi ne? Okyanus korkusu mu? Denizdeki karanlık yerler galiba. O ne ya? Bende de var. Okyanus korkusuymuş talassofobi. Bu ne dandik bir şnorkel? Buraya mı takıldık yani şu anda? Abi seni buralarda görmek çok güzel. Eyvallah. Bizim denizler okyanusa... Bağlı değil mi? Ya bağlı da şimdi direkt okyanusa atlamak var. Hani ucu bucağı olmayan. Bir de karalarla çevrili denize atlamak var. Ya bir bok farkı da yoktur. Niye tribe girdiysen burada? Cyber'da da var okyanus korkusu. Cyber'da okyanus korkusu mu var? Böyle bir bilgiye sahip miyiz hakikaten ya? Ben değilim. Hadi bakalım. Reis çok sıkıntılı oluyor ve soğuk. Dadı daha güzel diyorlar. Köpek balığı var. Sanki okyanusun diğer ucuna yüzeceksin. Sorma amına koyayım. Bendeki de trip. Efe, Bingöl'de nöbetteyken seni izliyorum. Tüm asker dostlarıma selam söyler misin? Buradan Bingöl'deki tüm asker dostlarına Oğuzhan Keskin'in çok selam söylüyorum. İyi nöbetler abi. Hayırlı tezkereler şimdiden. Bir okyanus yayını gelir mi? Gelir gelir. Hoca bize şey sormuştu. Hot Ocean Stream. Hot Tub'dan sonra. Radyo programı gibi oldu, sorma ya. O yedi. Buradan bu arada İzmir İstanbul karayolunda şu anda otobanında seyreden Mahmut amcaya çok selamlar. Benzini bitiyormuş kendisinin. Siri açıldı, ne alaka? Devam.
Oğlum işte bu şerefsizle geldik lan. Dün işte bu şerefsizle geldik diyor. Amına koyayım, çocuk çok fena sürüyor. Arkadaşlar bitti. Sonunda bitti. Oğlum süperdi lan. Vallahi mükemmeldi. Burası burada hava çok sıcak. Şu an sırtım falan hep yanıyor. Yani Türkiye'de şu an kış yaşanırken biz burada yanıyoruz. Türkiye'ye döndüğümüzde ne olacak? Bilmiyorum. Biz Meksika'nın... Harbiden İbolar bir de oradayken neredeyse kar falan yeni bitmişti. Yani ne bir ay falan olmuştur onlar gideli. Bir ay olmuştur. Neresindeyiz? Cancun'dayız. İşte güney mi, kuzey mi ne bilmiyorum. Buradan asıl olay Tulum'da. Tamam burası güzel, burası mükemmel bir yer. Ama asıl olay, asıl meşhur olan tatil yeri Tulum. Biz bir de oraya gideceğiz. Ya oğlum bizim burada ne işimiz var ya? Ya hiç kendimi yakıştırmıyorum buralara böyle tatil yapıp video çeken birine. Ama demek ki kader kısmette varmış. Hayırlısı bakalım. Devam ediyoruz. Burası arabayı park ediyor. Estacamento. Şimdi... Uzaklaşın. Bugün GoPro'yu 3 gün sonra açtım. Tulum'dayım. Tulum'da bir kenot mu kanıt mı ne diyorlar bunu? Tulum. Tulum Meksika'da mıydı lan? Vay be. Burada sürekli şey böyle ünlü DJ'lerin buradaki setleri falan filan. Tulum set, Tulum set, Tulum set, Tulum set. Ben bilmem. Herhalde ben yanlış anlamadım yani. Hani şehir olan Tulum, Tulum set. Bunlara bilmiyorum. Böyle dağ şeylerin arasında, bahçenin arasında tatlı sular oluyor. Orada $10. Biz $15 verdik. Özel bir şey istedik. Peyniri meşhur şakası geldi. Gecikmedi. Ne istediğimizi hatırla. Ben de bilmiyorum. Yani... Durun bir abonelik hediye edeyim. Çok içimden geldi. Nasıl ya? Aa buton yok. Abonelik butonum gelince senin prime'ları çalayım da yor. Bekle sen. Tamam. Buradan bütün gar görevlisi abonelerine sesleniyorum. Oha. Bu yapılanı garın yanına bırakmayın abi. Yani işte VIP or not dedi. Ben normal dedi. Ben de VIP dedim. Geldik girdik böyle bir yere. Normalde kamerayı açmayacaktım ama çok güzel olduğunu görünce size de göstermek istedim. Mükemmel bir yer. Böyle. Nasıl? Kaplumbağalarla konuşuyorum. Nerede kaplumbağa? İspanyolca çözüyorum dur. Gel. Amigo davay. Gel gel. Oğlum çok iyi ya. Oğlum kaplumbağayı elinize almayın. Siz salak mısınız? Dokunmak yasak diyor. Bak bak. Amına koyayım. Tamam 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 tamam. Tamam amca tamam. Millet ters ters bakıyor. Vicdanlıdır ha. Arkadaşlar abone olamamanız... Arkadaşlar abone olamamanızın sebebi şu anda gördüğünüz gibi tikim de yok zaten. Partner değilim. Tekrar geri döndüğümüz için başka bir platformdan bunun bir süreci var. Ve bu sürecin ilerlemesini bekliyoruz şu anda. Herhalde benim tahminimce bir ay içerisinde almış oluruz diye düşünüyorum. Partnerliği tabii. Abonelik butonu iştirak olunca geliyor. İştirağı daha erken alırız diye düşünüyorum bir hatta. Bir haftaya. Öyle çok emin konuşmayalım da yani. Ya sürekli açarsak. Arkadaşlar burada benim manikam. What's your name? Aksana. Aksana, I am Ebo. Yeah, where are you from, Aksana? Miami. Aksana, you are very beautiful, very sexy, oh my god. Dile bak. Ben böyle konuşuyorum. Sexting yapalım dersek. Yeah. Nice. Nice to meet you, Aksana. Yeah, I can I take? I take. Yeah. Yeah. Aksana'nın pozlara bir gel. Üstüne atlasaydın. Ya İbo bunu yapmış olamazsın ya. Yalandan böyle yapıyor.
Bu resmen taciz. Can I take videos for my YouTube channel? Oh yeah, yeah. Yeah. Thank you. Where are you from? Beha. Beha? Yeah, I am from Turkey. You know Turkey? Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Türk şeyine söyleyin ya böyle söyle. Memnun olduk. Memnun olduk. Memnun olduk. Evet, burada kızlar böyle. Hemen çok güzel. You have to stop. Ülke yine rezil oldu ama. Son? I give you. Yeah. Abi şeye bak, ne konuşuyorsun oğlum? Ben Turkey YouTuber. This is my brother. Yeah, my brother. This is three brothers. Geç tarafa. Geç tarafa, geç tarafa. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Bu ne lan? İlk olalım. Seni sırtına gülerim ya. Şaklavatı olmuşuz ona sonra. Millete şaklavanlı kapırdı bu yüzden ipne. Oh my baby is coming. Where are you going? And check out? We need to dry a little bit. Right, okay. Gelin, dur ya. Ma oğlum o an, gel. Oğlum oğlum. Ooo, biliyor musun? Very nice. Yeah, I take videos. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Yeah, thanks so much for everything. Goodbye. Bye. Hadi kızlara baktık burada, akşam alırız. Hadi oğlum gidelim hadi. Burada kızlarla tanışmak, ayarlamak çok kolay. Gördüğünüz gibi 3 tane. 3 tane hırsız. 3 tane hırsız biri ayarladı. Ne oldu, ne yaptınız, ne yaptınız Allah aşkına? Amca ne yaptı? Yine emin oldu mu? Ne oldu lan? Dedi ki 10 dakika dedi ki merhaba. Türk mü lan o? Aa boşluğum ben diyor. Allah Türkçe biliyor musun oğlum? Bir daha konuştuk. Ben şey sıktım. Hadi ya. Ne diyor lan? Ne haber? Başka? Okay, nice to meet you. You are John Cena? You know John Cena? No. Are you like John Cena? Oh my god, ulan aynı John Cena'ya benziyor yine. Ya bu videoda ne oluyor bu dakika? Topladım tane tane. Şu Adana'nın kızları dünyada var bir tane. Çal keke çal. O ortam değil mi? Milletin tadı tuzu kalmadı. Adamlar dükkanı kapatıp gidecek. Where are you going? Argentina. What is this Argentina? We are going to Cabo. No, I'm speaking English. Leo Messi! Messi! Leo Messi! Leo Messi! Leo Messi! Leo Messi! Leo Messi! Böyle hep böyle mi de? Arabadaki kimsenin birbirini anladığı yok bu arada. Ne onlar anlıyor ne bunlar. Futbolcu ismi sayıp coşuyor. Ronaldo very very good. Oğlum Arjantin'e gidiyorlar. Ronaldo çok iyi. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. Sadece yarım saatte yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kendinize çok dikkat edin. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız biz daha Meksika, Kolombiya, Peru, bilmem nereye gezeceğiz, Costa Rica. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız
takip etmenize abone olmanıza gerek yok. Biz canımızı sizinle çekiyoruz zaten. Sizi çok yapıyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bakın yorumlarınız. Lütfen yorum yapın. Ben yorumlarınızı okuyarak videomu da beğenip beğenmediğinizi anlayabiliyorum. Öyle like tuşundan, abone olmanızdan değil. Sizi çok yapıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Marjinaldir ha. İbon, benim kendi yorumumu yapmam gerekirse Hindistan vlogu çok daha iyiydi. Neden olduğunu da söyleyeyim. Çok daha detaylı bir, hani insanları, kültürü çok daha güzel yansıtmıştı. Bunda birazcık daha sanki çok kesik kesik anlar birbirinden, anladın mı? Tatil. Yani bunun mesela ikincisi gelsin isterdim ben. Çok daha detaylısı böyle Meksika'da. Beklerdim. Sokakta Mike Olamaca. Aynen, sokakta Mike Olamaca daha iyi oluyor.